Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosunda değiliz. Vlog'tan hatırladığınız üzere yine benim evimdeyiz. Öğrenci arkadaşlarımız için hazırladığımız bir seri var biliyorsunuz. Öğrenci yemekleri üzerine, ekonomik yemekler üzerine. Tam da o serinin en güzel bölümlerinden birini çekmek üzereyiz. Daha önceki bölümleri izlemediyseniz bence öncesinde onları izleyin. Onlar da tam olarak şurada. Videoları aşağı bırakacağız ya da oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda beğenirseniz tabii ki de beğenmeyi de unutmayın. Ve bu seride paylaşmak da çok önemli. Bu güzelliklerin başkalarına da ulaşmasını sağlamalıyız. Şimdi salata gelelim. Bugün kendi evimin dolabına gireceğim. Orada bazen birikmiş ekmekler oluyor. Derin dondurucu ekmekler saklıyoruz. İşte aşureden kalmış fasulye olur, nohut olur, yarım biber, yarım domates. Bunlarla neler yapabiliriz'i size göstermeye çalışacağım. Siz birebir malzemelere takılı kalmayın. Aynı malzemeleriniz olmayabilir. Birazcık işin mantığına kafa yoralım. Hangi malzemeleri nelerle yakıştırıyoruz, neleri neyle karıştırıyoruz, nerede pişiriyoruz, bunlara bakmaya çalışın. Bence çok güzel şeyler yapacağız. Hadi başlayalım. Genellikle dolapları açtığınızda en çok kalan malzeme nedir? Ekmek. Çünkü bizler yemeklerle ekmeklerin tazesini yemeyi seviyoruz. Ve sürekli kalmış ekmek biriktiriyoruz. Ekmek atmak zaten kültürümüzde yok. Genellikle derin dondurucular ekmekle dolu. Ben de daha önceden kalmış bir ekmek buldum derin dondurucuda. Birazcık dışarıya çıkarttım, hafiften yumuşadı. Sonrası zaten içi bayağı bayat böyle, siz de göreceksiniz, bayağı kırıntılı falan. Çok basit, hepinizin bildiği gibi bir yumurtalı ekmek aslında yapacağımız. Hafif süt ve yumurtayı çırparak ekmeklerine bandırıyoruz ama biz bir güzellik daha yaptık. Bunu tosta çevirdik. Kalmış peynir parçaları da vardı. Kahvaltılardan kalır. Beyaz peynir olur, kaşar olur, eski kaşar olur, lor olur. Ne bulursanız içerisine domates de koyabilirsiniz. Onları güzel yağsız bir tavaya da yapabilirsiniz ama ben çok az yağ da koydum. Ekmeği koydum, bir yağlı kağıtla üzerine bastırdım, bir ağırlık koydum. Ben bugün içtiğim kahvenin mug'ını koydum üzerine. Siz dilerseniz çaydanlık koyabilirsiniz, tencere koyabilirsiniz. O baskıyı yapın, ara ara çevirin, güzelce kızardığını görün ki. Çünkü biraz ekmek büyük, sizin ekmeğiniz eğer büyükse ortası pişmesi için, kenarlarının da güzelce kızarabilmesi için sürekli çevirerek birkaç dakika pişirin ve ondan sonra afiyetle yiyin. Öğrenci evlerinin vazgeçilmezi deyince akla ilk gelen şey makarna. Size geçen hafta el yapımı makarna tarifi verdim. Hala izlemediyseniz nerede izleyeceğinizi biliyorsunuz. Ama en çok yaptığınız makarna tabii ki spagetti. Biz de evimizde spagetti yiyoruz. Bazısını sosluyoruz, birazını ayırıyoruz, daha sonra yiyoruz vesaire vesaire. Geçen akşamdan soslanmamış spagettim vardı. Sabah için yaptığım yumurtalı ekmek gibi. Bunu da güzel böyle yumurta sosuyla yine birleştirmek çok kolay olacak.
Çok basit. İçerisinde yumurta olan, evinizde ne sebze varsa, ben derin dondurucuda bulduğum bezelye, yarım biber koydum, biraz maydanoz koydum, lor peyniri ekledim içerisine. Güzel bir harç yaptım. Makarnalar ne kadar kuru olursa olsun hiç fark etmez. İsterse 3 günlük makarna olsun. Koyun içerisine güzelce harmanlayın. O makarnaların açıldığını göreceksiniz. Güzel yapışmaz bir tavada. Tavanı hafifçe yağlıyoruz. Makarnaları biraz bastıracağız. Bastırın ki iyice o yumurtalar yapışsın. Üzerini mutlaka kapakla kapatın. O kabaracak. Yumurtalar şişerek makarnaları birbirine yapıştıracak. İşin çok küçük zor bir kısmı var. Tabanı kızardıktan sonra ters çevirmek gerekiyor. Orada biraz dikkatli olun. Parçalansa da fark etmez. Tekrar birleştirirsiniz. Tabanı da güzelce kızarsın. Çıkartın. Dilerseniz çıkarttığınızda da üzerine taze domates ekleyebilirsiniz. Fesleğen ekleyebilirsiniz. Rendelenmiş peynir ekleyebilirsiniz. Bambaşka bir öğle yemeği, akşam yemeği alternatifi ya da birilerini şaşırtmak istiyorsanız bence şahane bir alternatif olacaktır. Aşure zamanındayız. Dolaplarda inanılmaz derecede kuru bakliyat var, haşlanmış. Çünkü birçoğu artıyor. Nohut olabilir, fasulye olabilir. Siz belki başka bir şeyler, buğdaylar kalmış olabilir. Bunların hepsini bu yemekte değerlendirebilirsiniz. Bir avuç ıspanak buldum. İşte küçük bir soğanım vardı. Onlarla güzel bir sos yaptım. Bir tane domates ekledim. Sarımsak ekledim. Ondan sonra o bakliyatı içerisine ekledim. Mercimek bile koyabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama buradaki en önemli noktayı size söylüyorum. Baharatlar. Mümkün olduğunca mesela kimyon inanılmaz yakışıyor. Ama hafif acılı katsın diye toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Bunu biraz soteliyoruz sadece. Çok az suyla beraber biraz yumuşatıyoruz. Çünkü neden? Sonrasında fırına ekleyeceğiz bunları. Bir küçük güveçim vardı. Onun içerisinde ben fırına attım ama sizlerin atıyorum küçük cam kapları vardır. Fırına girebilen herhangi bir şey de koyabilirsiniz. Bayat ekmekleri de ne yaptım? Tabanına döşedim ki o suyu da çeksinler, yerken onlar da gelsin. Patates salatasından kalmadı. Bir tane patates kalmış. Onu da sadece çatalla ezdim. Biraz süt ekledim üzerine. Başka hiçbir şey koymadım. Peynir meynir yok. Tuzladım. O güveçin üzerinde patatesle kapattım. Hem görseline yardımcı oldu hem de tadına inanılmaz bir hale getirdi. Sonra fırına attım bunu 200 derecede. Üzeri kızarana kadar pişirdim. O içerideki sebzeler yukarının o kapanmasıyla beraber tüm lezzet birbirine geçti. Anlatılmaz. Mutlaka yapmanız gereken bir tarif oldu. Mutlaka deneyin. Thank you.
tatlı sevdiğinizi de çok iyi biliyorum. Bir önceki tariflerde tatlı tarifi vermedim diye sitem edenler olmuş. Bugün onlara da şahane bir tatlı tarifi vereceğiz. Hem de çok çok basit malzemelerle. Yine kalmış ekmeğimiz var, yumurtamız, sütümüz, elma var ama elmanız yoksa mesela dolabınızda ne meyve kaldıysa, bakın mürdümeri olabilir, muz olabilir, şeftali olabilir, armut olabilir. Aklınıza gelebilen karpuz kabuğunu hariç, o arkadaşları biliyorum hemen onları soracaklar. Onlar hariç diğer tüm meyveler olabilir. Önce bir harç hazırlıyoruz. Süt, şeker. Bakın şekerlerin yarısını kesme şeker koydum. Evinizde nasıl şeker varsa hiç fark etmez. Pudra şekeri bile ekleyebilirsiniz. Tarçın, vanilin ve yumurtayla beraber bir harç yaptık güzelce. Tüm ekmekleri içerisine doğrayın. Bendekiler dilim ekmekler vardı, onları koydum. Siz pide bile koyabilirsiniz. Eğer pide tarzı kalın ekmekler koyacaksanız harcın içerisinde biraz beklesinler. Daha güzel olacaklardır. Üzümleri de içerisine ekledik. O tüm tadı çekti. Son olarak elmaları koydum. Güzelce harmanladım. Fırına girebilir bir cam kabın içerisinde 200 derecede kızarana kadar pişirdik. Sonra ne buldum? Parlatmak için evde bal buldum. Balı da üzerine gezdirdim. Şu anda ağzım sulanıyor. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Kapanışı tatlıyla yapmak istiyorum. Bugün fark ettiyseniz sadece dolabımdan malzemeler çıkardım. Hiçbiri tekrar paketinden çıkmış malzeme değildi. Dolabınızdaki süt, dolabınızdaki yumurta, yarım kalmış domates, yarım kalmış soğan, yarım kalmış biber, elma parçası, muz parçası ne olursa olsun ve en çok arttırdığımız şey olan ekmekler. Bunların hepsini değerlendirmeyi gösterdim. Ben size fikir verme niyetindeyim. Benim dolabımda gördüğünüz malzemeler vardı ama sizlerin dolaplarında mutlaka ekmek vardır. Mutlaka başka malzemeler de vardır. Kalmış bir yarım domates, yarım soğan olur, yarım biber olur. Birazcık peynir olur. Aklınıza ne gelirse hepsi olabilir. O aşağıda derin dondurucuda birçok malzemeniz var biliyorum. Onları çıkartın, mutlaka kullanın. İlla alışverişe gitmemize gerek yok. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Ve bunları çok da güzel şekilde değerlendirebileceğimizi biliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Mutlaka videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben tatlı yemeye devam edeceğim.